Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve bir o kadar lezzetli bir mantı yapacağız. Milföy hamuru ile yapacağımız bir mantı. Tarifimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi tarifimizi paylaşmaya başlayalım. 250 gram kadar böyle orta yağlı kıymayı alıyoruz. Bir orta boy soğanı, ince kıydığımız soğanı ekliyoruz. Ve içerisine tuz, pul biber ve karabiberi ekliyoruz. Ve bu şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Mantımızın harcı hazır. Şimdi bunu dinlenmesi için dolaba kaldırıyoruz. O arada mantımızın diğer malzemelerini hazırlamaya geçiyoruz. Mantımızı yapmadan önce tepsimizi hazırlayacağız. Tepsimizi birazcık yağlıyoruz. Çünkü bu mantı fırınlayacağımız bir mantı. Şöyle öncelikle tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Şimdi artık mantımızın yapımına geçiyoruz. Şöyle bir paket milföy hamurunu tezgahın üzerine aldık ve şöyle bir kesme aparatıyla öncelikle hepsini iki parçaya bölüyoruz. Her bir mantımızın içerisine kıyma harcını koyduk ve şimdi bu şekilde üzüyoruz ve tepsiye diziyoruz. Bakın bu şekilde mantılarımızı tek tek bu şekilde tepsiye yüzüstü dizdik arkadaşlar. Şimdi sıvı yağla üzerlerini yağlıyoruz. Üzerini yağladığımız mantılarımızı 200 derece fan ayarda üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Ve yağlama işlemimiz tamam. Artık fırına sürebiliriz. Mantımız fırında pişerken biz de sarımsaklı yoğurdunu hazırlayalım. Şöyle 2 kase kadar yoğurdu karıştırma kabına aldım. 3 diş sarımsak ekliyoruz. Şöyle birazcık tuz ekliyoruz. Ve güzelce karıştırarak sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Yağımızın içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar pul biberimizi atıyoruz. İsterseniz pul biber yerine yarım yemek kaşığı domates salçası da ekleyebilirsiniz. Ama pul biber daha lezzetli oluyor diye ben biber ekledim. Ve artık yağ sosumuz da hazır. Ve efsane mantımız hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdunu gezdireceğiz. Ve artık servise hazır hale getireceğiz. İkindi çaylarınızın, günlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapılışıyla, pratik, lezzetiyle efsane bir mantı bu. Ve son olarak da üzerine yağlı biberimizi gezdiriyoruz ve mantımız hazır.
Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açıp beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.